Seçime sayılı günler kala siyasi partilerin genel merkezleri de sık sık videolar paylaşmaya devam ediyor. Yeni bir video İyi Parti'den geldi. İhmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir. 85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik. Sesimi duyan var mı? Videonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde sarf ettiği sözlere yer verilerek, Erdoğan'ın depremler hakkında verdiği sözlere uygun davranmadığı ve depremzedelerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda yeterince adım atmadığı vurgulanıyor. Yani buna ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir. 85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik. Sesimi duyan var mı? İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Deftere yazılanlar. Ses veriyor, kimse yok abi, kimse yok. Nasıl bir nere burası ya? Allah rızası için bütün insanlar çünkü. Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Nasıl çıkacak bunlar? Nasıl çıkacak bunlar? Hareketin öbür mahallelere daha enkaza gelmemişler. Hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyor. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Ayaklarımın ucuna basarak, utanarak yürüdüm. Duymasın enkazın altındaki insanlar diyerek geçtim. İki torunum, bir oğlum, bir gelinim içeride. Afat nerede? Devlet nerede? Sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim. Vatandaşlar valiye tepki gösterdi. Vali güldü. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Her geçen gün kaybolan bir vicdan. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Bizi kaderimize terk ettiniz. Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış yolduk. Arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor. Bu işler Ankara'dan konuşmayla olmuyor güzel kardeşim. Depremzedeyi müşteri bilen aciz bir ticaret. Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı iddiaları gündeme gelmişti. 2050 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Millete yapılan bir ihanet. İmar barışıyla 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çöz. Deprem tam ayaklarımızın altında. İmar müdürü gelsin eseriyle övünsün. Yuvam denilen binalar mezara, tuzağa dönüştü. Yalvarıyorum be Antakyalı olarak. Buradaki bizler ceset için olmasın. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama bunlar bizim bildiğimiz işler. Ama çok yakın. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.